Bir yandan ekranda da siz açıkçası izliyorum sizi televizyonda. Bir yandan telefondan bağlandım. Bugün biraz daha sakin. Telefon trafiği yaptım biraz ne oluyor ne bitiyor diye. Dünkü maçtan sonra tabii ister istemez beğenilen unsurlar var. Onu Eleştirilen soracağım sana. bazı Şimdi konular var. Fenerbahçe daha çok hazırlık maçı oynadı. Hatta diğerleri oynamadı hatta. Hani hem biraz oynanan oyunu da değerlendirmeni isteyeceğim. Tabii yeni bir teknik direktör, bazı yeni isimler. Fenerbahçe malum Avrupa Kupası maçı da oynayacak. Hani daha erken hazır olması gerekiyor. Sen nasıl görüyorsun? Mesela dün Partizan maçından olumlu veya olumsuz neler çıkardın? Ya şimdi şöyle, önce Partizan takımı geçen sene ne yapmış? Partizan takımı playofflarla beraber 98 puan toplamış. Sadece bir mağlubiyeti var ligde. İkinci oldu. Şimdi rakibi anlatmak için söylüyorum. Ciddi bir rakip. Bu yüzden birinci kıstas bu. İkinci detay şu. Ben ön tarafın değişeceğini düşünüyorum. Buraya transferler olacak. Golcü alınacak işte. İrfan girecek, Arda belki girecek, Emre Mor girecek vesaire. Mert Hakan sakattı, yok o dönecek. O sakat olduğu Ama bu için İstanbul'a döndü, değil mi? aynen sakatlandığı için dün döndü. Şimdi burada şu bence önemliydi. Ben şuna baktım daha çok. Bir de şunu da söyleyeyim, hani bu ağır antrenmanlar oyuncuları etkiler etkilemez hep konuşulur. Ama dün mesela hem Atilla hem Ferdi dedi ki ya bu ağır antrenmanlardan sonra bu maçı çıkarmak zordu. Biraz o kas adale yorgunluğu da var. Yavaş yavaş onlar da açılır. Burada benim dikkatimi çeken şu oldu. Fenerbahçe'nin 1-0 öne çok erken öne geçtiği bir maçta rakibine alan bırakmaması oldu. Ki ilk dönemde geçen sezonun başında en büyük sıkıntı buydu. Bir şans verdi, bir pozisyon, bir şans verdi. O da bireysel bir hatadan Partizan karşı karşıya kaldı, atamadı. Ama onun dışında yani şöyle düşünün, ikinci dakikada öne geçiyorsunuz, ne olursa olsun rakip sizi zorlar değil mi? Hani bir atak geliştirmeye çalışır. Çalıştı da Partizan ama o boşluğu Fenerbahçe vermedi. Şimdi ben burada herkes ofanstan bakıyor. Ben biraz daha orta saha ve savunma açısından baktığımda alanları gerçekten iyi kapatan bir Fenerbahçe gördüm. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu takıma golcü gelince, Emre Mor girince, İrfan girince, işte o gelince bir sürü ofansif oyuncu var zaten. Tek tek hepsini saymayayım. 6 numara gelince ben ilerisinin de daha da hızlanacağını ve daha da yaratıcı hale geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden geçişler, savunmaya dönüşler, pozisyon alma, kaymalar bence genel olarak fena değildi. Üretkenlik konusunda sıkıntı vardı. Bruma etkisizdi, evet. Onun belki biraz da toparlanması gerekebilir Ama ama orada şu da var tabii hani kaleci ve savunma zaten geçen seneden olan isimler. Yani gerçi Zalai son dönemde az şans buluyordu ama bunlar Fenerbahçe'de zaten oturmuş olan İsmail Hoca Abi zamanında da. zaten ama işte önemli olan şu, hani oturmuş şeyi bozmadı ya. Evet. Hani bu da bir kazanım artık yani. En azından bir şey icat etmeye çalışmıyor hoca. Yani onu daha iyi hale Evet. getirmeye çalışıyor mesela. Hani o anlatmaya çalıştığım biraz da oydu. En azından da İsmail Kartal'ın o kurduğu sistemin daha hızlı ve çabuk ve ofansif halini oynatmaya çalışıyor. Dolayısıyla kaleci geri dörtlü 6 numara İsmail Yüksek oynadı Zayt'la beraber. İsmail de gayet iyiydi. Benim baktığım şu, takımın alanları nasıl kapattı, kapatamadı, geri dönüşlerde ne yaptı, 1-0 öne geçtiğinde skoru nasıl korudu, ben ona baktım. Bu açıdan takımın şeyi, ezberi artık orada oturmuş. Hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim ama ön tarafta dediğim gibi bu oyuncular gelince daha efektif, daha yaratıcı, daha sonuca etkileyen pozisyonlar, fırsatlar göreceğiz Peki diye düşünüyorum. mesela kaç gün kaldı? 17-18 gün kaldı. 20'si Dinamo Kiev maçına aşağı maç. yukarı böyle bir kadro mu çıkar sence? Bence çıkmaz abi. Ben mesela eğer tabii şimdi listeler daha verilecek tabii ama yani Fenerbahçe 6 numarasız oynadı. Yani İsmail vardı tabii ama genç bir oyuncu olduğu için söylüyorum. Yani orada Mert Hakan bence olmazsa olmaz. 6 numara transfer edilmezse Gustavo ya da Crespo'dan biri Dinamo Kiev maçında olacak. Şimdi Mert Hakan ya da Gustavo ile Crespo'dan birini orta sahaya koyduğunda bambaşka bir takım olur Evet. orası. Kanatlardan birini İrfan Can'ı, ya bir oyuncu değiştirdiğinde bile oyun değişirken benim edindiğim izlenim bilgiler çerçevesinde Dinamo Kiev maçını sordun sen ama ben genel şunu söyleyeyim. Sol bek, orta saha ve golcü transfer edileceği için bu son Partizan maçındaki kadronun yani %40'ı en az değişir yani.
Yani kaleci kalır. İşte geri Yani dörtlü hemen orta hemen aynı olur. sahadan itibaren hatta. Aynen. Hani orada şimdi düşünüyorum. Yani kim mi, hangi oyuncu doğru ilk 11'e yazarsın? Ne Rossi'yi ne Valencia'yı, yani ki onları da hoca Valencia'yı da hoca tutuyor. İşte atıyorum ne Zayt'sa o da iyi oynadı ama hani ben burada ciddi anlamda bir değişim olacağını gördüğüm için ofansif konularla alakalı çok hani şey yapmıyorum. Şu an girmiyorum çünkü oyuncular değişince oyuncu değişecek ofansif anlamda. Doğru. Peki şeyi de sorayım sana kısaca. Hani transfer gündeminde öyle dikkat çekici bir gelişme var mı Vallahi son bir dönemde? geçen Belotti konuşmadık. Ben Belotti Evet. bizim İtalyan meslektaşlarımız var. İkisine de sordum. İkisinin de söylediği ya İtalya ya Monaco. Hani onların hani hem artık oradaki istihbaratları hem görüşleri. Bizim öncelikli beklentimiz ya İtalya'da kalır ya da Monaco'ya gider diye. Belotti'nin hani Türkiye'ye gelmesiyle alakalı benim konuştuğum iki meslektaşımın çok bir beklentisi yok. O da dediğim gibi zaman yani iyi oyuncu ki bir ara 100 milyon euro bir çıkış maddesi de yanılmıyorsam koydurtmak istemişti Torino. O en zirveye çıktığı dönemler bunlar 3 sene 4 sene önce olabilir. O dönem şu Juventus istiyor, Inter Milan falan hep istiyor yazılıyordu. Hani böyle de piyasası olan bir oyuncu o dönem için. Ama İtalya'daki meslektaşlarımın söylediği Türkiye'yi biraz düşük ihtimal olarak Ama görüyorlar. zaten Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin de hani öyle çok ciddi uğraştığı bir isim değil anladığımız kadarıyla, değil mi? Yok yani şimdi şöyle hani o gündeme almıştır. Şöyle hani bir sürü isim giriyor, çıkıyor, menajer öneriyor, olmuyor falan ama ben daha çok biraz daha Brezilya Portekiz ekolünden bir golcünün gelmesini bekliyorum oraya yani. Hani dedi, az önce zaten söyledim. Yani sol bek 6 numara ve golcü transferi. 3 tane transfer istiyor Fenerbahçe. İşte William Carvalho bunlardan biri. Olursa Galatasaray'ın herhalde gündeminde. Sol bek yerliden yabancıya döndü artık biraz daha. Golcü de golcü konusunda da hoca Berisha'ya güveniyor. Berisha'nın etkili olacağını düşünüyor. Dolayısıyla Berisha'nın olması da Fenerbahçe'ye bir yandan zaman kazandırıyor. İdeal anlamda bir marka golcü olabilmek adına. Genel çerçeve bu Fenerbahçe'de.